Esak Periskan'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz transgenetiklerden yavru almıştık. Bunun ikinci bölümü oluyor arkadaşlar. Yavrularımız, iki batım yavru aldık arkadaşlar. Aslında üç batım aldık ama birinci batımını hiçbir şekilde yaşatamadık. Isıtıcımız patladı bu yüzden. İkinci batım çok güzel bir gelişim gösterdi. Bir aylık oldular ve 13 gün önce yani 13 günlük ikinci bir batım yavru da aldık. Bunlara artemiye nasıl verdiğimi göstereceğim arkadaşlar. Artemiye ne dozda nasıl verdiğimi göstereceğim. Aynı zamanda da transgenetik yavrularının ikinci evreleri, yavru büyütme evrelerini size göstermiş olacağım arkadaşlar. Yediklerinde karınların nasıl şiştiğini, ne kadar dozda vermemiz gerektiğini, bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle böyle bir yakın çekimle beraber artemiyemi süzeceğim ve transgenetiklerimi yemleyeceğim artemiye ile. Ve aynı zamanda siz de transgenetiklerimizin nasıl büyüdüklerini, nasıl renklendiğini, hangi renklerde nasıl çok çıktığını göreceksiniz. Genellikle mor renk veya mor renk daha baskın çıkıyor. Bunları göstereceğim arkadaşlar yakın çekimde de. Şimdi artemiyumu süzüp hemen geliyorum arkadaşlar. Onların da yakın çekimine. Arkadaşlar ben invenin artemiyasını kullanıyorum. Neden invet? Çıkma oranları daha yüksek oluyor. Çıkmayan artemiyaları %95 oranında çıkım gösteriyor. Aynı zamanda %5'lik oranı da 36 saate tamamlayaraktan %100 çıkım elde ediyorum. 2 gün boyunca da verebiliyorum rahat bir şekilde. Size söyleyeceklerim artemiya konusunda bu kadar. Şimdi transgenetik süzdükten sonra transgenetiklere yemlerini vereceğim. Hava motorları çalışmıyor. Ses kalitesini bozmamak için çalıştırmıyorum. Bunun için de motorlarımı kapattım. Yani niye motorlar kapalı diye bir eleştiri gelmesin. Baştan söyleyeyim. Arkadaşlar invenin en güzel yanı, hani bana geçen mesaj atmıştı bir arkadaş. Neden invi? Niye invi bu kadar? Invi üzerine çok takılıyorsun diye. Arkadaşlar süzdüm. Gördüğünüz gibi kabuklarıyla beraber hepsini aldım buraya. Suyuna batırıyorum. Mıknatısım var. Böyle bir kaşığa mıknatısımı takıyorum arkadaşlar. Şu şekilde süzdüğüm artemiyaların içinde mıknatısı çevirdiğim zaman gördüğünüz gibi bütün artemiya kabukları mıknatısın üzerinde kalmış oluyor. Yani bu da benim için çok rahat oluyor. İşe giderken sabah geldiğimde, akşam geldiğimde çok rahat bir şekilde hemen çıkartıp verebiliyorum. Bu yüzden tercihlerimi Inve'den kullanıyorum. Yani başka bir markada böyle bir performans alırsam evet o markayı da kullanmayı tercih ederim. Yani sadece bir marka üzerine devam etmiyorum. Arkadaşlar bu şekilde süzdüm. Ben bunu direkt bu şekilde vermiyorum. Öncelikle çeşme suyunda bir tuzunu arındırmak için bir yıkama işlemi yapıyorum. Onu da göstereceğim size hemen. Arkadaşlar bakın çıkmış artemiyalar. Biraz yakınlaştırayım. İyice görün sizde. Kıpır kıpırlar. Şimdi ben bunları suda durulayacağım. Ondan sonra nasıl verdiğimi de göstereceğim size arkadaşlar. Arkadaşlar artemiyalarımı süzdüm. Benim böyle bir piroplanın köpekler veya kediler için mama kabı var. Onun için de şu şekilde süzüyorum. Burada da bir aspiratörüm var. Bununla 10 cc kadar çekiyorum. Şu şekilde. Bakın hemen saldırıya geçecekler birazdan. Siz de bunu rahatlıkla görebileceksiniz zaten. Arkadaşlar burası 13 günlük olan yavrularım. Burada ortalama ilk batıma göre sarı ve yeşil renkler çoğunlukla. Renk çoğunluğu genelde karma renkler yapınca çok fazla şeffaf çıkıyor dediler ama bende birkaç tane şeffaf var. Beyaz renk var. Ama gerisi full renkli oldu. Yaklaşık yumurta sarısından beslemeyi bırakıp yani 4. 5. gün yumurta sarısını bıraktıktan sonra
Artemia'ya geçiyorum. Artemia vermeye başladıktan sonra zaten renkleri çok rahat bir şekilde belli oluyor. Şu an gördüğünüz gibi bir tanesi tam Artemia'nın içinde böyle Artemia'yı gömüyor. Zaten arkadaşlar Artemia'yı yiyenler ben bu kadar veriyorum. Eğer yetmezse devam ediyorum. Bakıyorum sürece. O karınlarının altı tupturuncu oluyor. Zaten ortadaki olanın şu an karnı turuncu oldu. Diğerleri de daha yeni yeni fark ettiler Artemia'nın geldiğini. Şu an onlar da saldırmaya başladı. 1-2 dakika sonra Artemia'nın tamamen bitmiş olup ve tamamen karınları turuncu veya pembe bir şekilde şişmiş oluyor. Bunları da size göstereceğim 1-2 dakika sonra. Büyüklere vereceğim arkadaşlar şimdi. Bir aylık olanlar da bunlar arkadaşlar. Bir saniye kamera açısını düzelteyim hemen vereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar ise bir aylık yavrular. Şimdi onlara vereceğim. Onlara biraz bol veriyorum Artemia'yı. Yaklaşık 35-40 cc kadar çekiyorum. Artık bunlar kuru yem de yiyor arkadaşlar. Kuru yem pul yeme de alıştırıyorum. Onun sebebi ise artık satış boyuna kadar geldiler. Neredeyse. Benden gittikleri zaman sürekli Artemia'yı değil de diğer yemlere de alışkın olsunlar diye kuru yeme de başladım ufaktan. Özellikle pul yemi çok rahat bir şekilde yiyebiliyorlar. Görüyorsunuz arkadaşlar nasıl severek yediklerini. Burada ilk batında ise pembe erkekler vardı. Mor erkekler vardı. Mor çok baskın çıktı o yüzden. Ama diğer bir batında ise sarı, turuncu, yeşil de baskın çıktı. Bunlara Artemia'yı bir öğün veriyorum 2 senede iki tarafa da. Kalan Artemia'yı dolaba atıyorum. Donduruyorum. Artemia çıkartamadığım zamanlarda tekrardan Artemia vermek istediğim zamanlarda veya günün farklı öğünlerinde buzluktan çıkartıp kırıp atıyorum, eritiyorum ve çok rahat bir şekilde onlar da orada yiyorlar. Hiçbir sıkıntı olmadan. Şimdi üst tarafa bakıyorum arkadaşlar. Ben üst taraftakiler de şu an yemişler. Karınları şişmiş. Size onları göstereceğim şimdi. Bir tık daha vereceğim ama. Buraya arkadaşlar bunlar büyüdükleri için bir aylık oldukları için haftada bir veya iki kere dondurulmuş sivrisinek larvası ve diskus fotun dana yüreği karışımını veriyorum. Onu da hiçbir zarar görmeden yiyorlar. Aynı zamanda arkadaşlar burada panda çöpçü yavruları almıştık hatırlıyorsanız. O panda çöpçülerden 3 tane yavru yaşadı. O 3 yavru da buranın içerisinde. O da burada mutlu mesut bir şekilde yaşıyor. Onları da yapabilirsem bir yakın çekim yapmayı deneyeceğim sizin için. Onlar da burada görebiliyorsunuz. 3 tane yaşatabildik arkadaşlar. Onları da buraya aldım. Transgenetiklerin yanına daha rahat bir şekilde yemiyorlar. Daha mutlular. Daha büyük bir alandılar. Şimdi yukarıdakileri göstereceğim size. Arkadaşlar buradakiler 7 artemiyalarını ışık mesafesi yakın olduğu için canlı artemiyalar ışığa doğru yüzüyor bu şekilde. Dibe çökmüyorlar. Bu da acıkan, karınları doymayan, hepsi yukarı çıkıp buradaki sarının yaptığı gibi karnı tam doymamış çıkmış burada yiyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Karınları bu şekilde turunculaşıyor. Buradaki gibi. En son doydukları zaman bu şekilde dibe çöküp
sindirim yapmaya çalışıyorlar. Gördüğünüz gibi. Transgenetiklerde son durum bu şekilde arkadaşlar. Yaklaşık 30 günde neredeyse güzel bir büyüme yaşıyorlar. Yaklaşık 4. 5. günden sonra da bu şekilde renklerini gösterebiliyorlar sizlere. İlk süreçte yumurta sarısını verirken evet birazcık evde koku yapabiliyor. Bu da biraz sinir bozabiliyor. Ama onun haricinde gerçekten çok keyifli balıklar. Isı ise gördüğünüz gibi arkadaşlar 27-28 derece gibi. Arkadaşlar üretimden bahsettik, yavru gelişiminden bahsettik. Tabii ki aklımızda bir şeyler takılırsa aklınıza bunları çekinmeden esakveris Instagram hesabından bana yazabilirsiniz, YouTube'da yorum atabilirsiniz. Ya yani biraz bazen işlerimden dolayı geç yazıyorum, kusura bakmayın. Ama elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Aklınıza takılan herhangi bir soruyu sorabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki transgenetiklerin ikinci ayını da çekeceğiz veya isterseniz 10 gün sonra 15 gün sonra tekrardan bir video daha çekebilirim. Onda da sorun yok. Şu an anlatacaklarım bu kadar. Yemlemeyi, artemiyasını nasıl verdiğimi gördünüz. Karınları ne dereceye gelene kadar hangi dozda verdiğimi gördünüz. Sizlere bahsedeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olup, yorum atıp beğenmeyi unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.